Herkese merhaba. Bugün süper pratik bir humus yapacağız. Yapması çok kolay, yemesi bayağı lezzetli. Şu anda yeni haşladığım böyle mis gibi kokan bir nohutum var. Ben nohutu haşlarken içine bir tane küçük soğan, 1-2 diş de sarımsak ekliyorum. Onun da böyle kokusu, tadı güzelce nohuta yerleşiyor. Nohut, tuz, kimyon. Bolca kimyon koyuyorum. Bence çok yakışıyor. Yani kimyon nasıl güzel koktu şu anda. Gerçekten çok başarılı bir koku. Çok severim. İri iri karabiber. Yaptığım humus dümdüz bir humus olacak. Hatta ben içine tahin dahi koymuyorum. İsterseniz tahinin üstünde biriken yağdan bir kaşık ekleyebilirsiniz. O güzel bir tat veriyor. Büyük bir kase haşlanmış nohut için yarım limon sıkıyorum. Sonra tekrar tadını kontrol edeceğim. Eğer yeteri kadar limon tadı baskın değilse daha da limon ekleyebiliriz. Şimdi hatta çok katı olursa içine biraz su, biraz daha fazla zeytinyağı ekleyebiliriz. Önce bir şimdi robottan geçireceğim. Sonra zeytinyağını ekleyeceğim. Hadi bakalım. Evet, şöyle. Biraz zeytinyağı ekleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi biraz katı bir humus bu. Bunu gevşetmek için içine haşladığımız nohut suyundan kullanacağız. Hem soğanın hem de sarımsağın tadından biraz daha fazla yararlanmak için. Şöyle ekleyelim. Güzel. Şöyle bir tadına baktım. Hafif kimyon. Hafif de limonun tadı var. Azıcık daha zeytinyağı ekleyelim. Biraz da karabiber daha çekelim içine. İşte bu. Bakalım humusumuz hazır. Şimdi ben bunu bir servis tabağına alayım. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi bu humusu isterseniz ekmeğin üzerine sürüp yiyin. İsterseniz böyle güzel bir tam buğday unu galetayı içine böyle batırıp batırıp yiyin. Sandviçinizin içine sürün. Artık ne isterseniz yapabilirsiniz. Afiyet olsun.